Buyur. Hocam, heyetle ilgili olağanüstü durumlar var. Üyeler tapınakçılar tarafından deşifre edildi. 2000 yıldır nüfuz edilemeyen sisteme tapınakçılar nereden nüfuz etmişler Polat? Amerika'nın süper güç olarak devam edemeyeceğinin, bölgede küresel olarak Türkiye'nin ağırlığını koymaya başladığının farkına vardılar. O yüzden buradalar hocam. Söylediklerin bilgiye dayalı mı, yoksa yaptığın analiz sonucu mu bu neticeye vardın? Hocam, Türkiye küresel güç olup olamayacağının imtihanını Suriye meselesiyle verecek. Amerika ile İsrail, Müslüman kardeşler gelmesin diye Esad'ın yıkılmasını istemiyor. Bunun için gerekirse Suriye'nin üçe bölünmesini gündeme getirecekler. Şimdi İranlılar ve Rusların propagandasını yaptıkları şey şu. Kürtler Türklerle anlaştı. Suriye ve Irak'taki Kürt bölgesini Arap topraklarından koparıp Türklere peşkeş çekecekler. Böylece Bağızcı Araplara Osmanlı tekrar sizi sömürmek için Kürtleri maşa olarak kullanıyor. Şii Araplara ise Türkler Sünni Kürtleri ve Arapları kullanarak sizi katlettirecek izlenimi oluşturmaya çalışıyorlar. Affedersiniz hocam. Amerika ve Rusya hem rejimi hem muhalifleri yıpratarak iki tarafında güç sahibi olmadan birbirlerini boğazlamasını ve sonunda kendilerine teslim olmalarını istiyor. Amerika, Irak'taki gibi işgal edip Müslüman kamuoyunun tepkisini çekmek istemiyor. Amerika, İsrail ve Rusya, Türkiye'nin de Esad'ı gönderecek gücünün olmadığını, bölgedeki çatışmaları sona erdirecek gücünün olmadığını ispat peşindeler. Polat Alemdar, senin çözümün ne? Çözüm için iki yolu birden kullanmak lazım. NATO, AGİD, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, tüm uluslararası örgütlere bölgede bir soykırım olduğunu ve çağımızda insanların ortak vicdanının buna dur demesi gerektiğini anlatmalıyız. Artık onlara bunu anlatmaktan yorulduk. Avrupa'nın ortasında Bosnalılara yapılan soykırıma, bu örgütlerin kendini insan hakları ve demokrasi ve medeniyet konusunda öncü ilan eden devletlerin hangisi ses çıkarttı? İşte bunun için iki yolu birden kullanmalıyız dedim. Batılılar bu empati kelimesine bayılırlar. Her toplumun bir yarası var. Onlar nasıl 30 yıl örgütü kullanarak bizim yaralarımızı kaşıdılarsa, Rusya'nın da, İran'ın da, Amerika'nın da kaşınacak yaraları var. Biz de Çeçenleri, İran Azerilerini, Arap aşiretlerini, Amerikan karşıtı oluşumları harekete geçireceğimize dair bilgiler servis edelim. Bakın nasıl empati yapmaya başlıyorlar. Hocam, müsaadenizi istemek zorundayım. Hoşça kalın.